Ben tutarlı bulmuyorum dedi Ali Bey, Sayın Ulusoy. Ama köprünün altından da çok sular, evet, akabilir, her şey değişebilir. Sayın Mansur Yavaş'ın söylemiydi bu. Şimdi şöyle de bir algı oluştu. Genel seçimlerde, bu seçim sürecinde biz hep burada konuklarımızı ağırladığımızda, işte adayı sorduğumuzda, o süreç içinde İYİ Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında böyle hafiften böyle bir çekişmeler zaman zaman da biliyorsun Faruk'un yüzüne epey çıkıyordu. Epey epey çekişmeler değil oldu. Mi? Yani şöyle, sonra Sayın Akşener masadan kalktı. Tekrar masaya oturdu. Sonra işte küskünlükler, kırgınlıklar ama telafi oldu. Ama hep kafalarda şöyle bir şey oldu. Yani bir nasıl diyeyim, mesela seçim sürecinde de bu kafalarda yaşanan o kaygı. Akşener kalktı ama Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminden de Akşener'e yönelik çok ağır ithamlarda bulundu. O da geldi. Onu da hatırlatmak lazım. Evet, evet. Ya mesela tutarlı bulmuyorum demek seçmen nezdinde de nasıl bir karşılık alabilir mesela? Yani bu da çok önemli bir şey. Şimdi seçime çok az bir zaman var aslında. Çok uzun bir zaman da değil. Ben 81 ilde belediye başkan adayı çıkartacağım ve aynı zamanda ilçelerde de çıkartacağım demek, oy çokluğuyla bu kararın alınması genel idare kurulunda net bir karar aslında. Ama bir taraftan bunu siz pazarlıklar olabilir, kapı aralanabilir gibi bir şey, böyle bir şey var olabilir mi sizce? Olursa bunun yansıması yine o gelgitler de seçmen nezdinde olur mu? Bilmiyorum, nasıl yaklaştınız bu açıklamalara? Tabii tutarlılık vurgusu nereden baktığınıza, neyi murad ettiğinize bağlı. Neyi murad ettiğinize? Tabii yani kim neyi murad ediyor da tutarlılık? Kim ne hesap yapıyor tabii ya yani. Diyorsunuz. Şimdi İYİ Parti şöyle bir sıkıntının içerisinde bunu açmaya bence çabalıyor. O da şu, şimdi hep söyleye geldiğimiz bir şey var. Bir siyasi parti kurulur, o kuruluşun gayesine, ortaya çıkış sebeplerine bir bakmak gerekir. Büyük bir fikrin doğuşudur. Bir büyük fikrin reddiyesidir. Ve her şey o fikrin sentezlenerek yol alış biçimidir. Böyle Türkiye'de siyasi parti kuruluşları vardır ama çok azdır. Büyük ölçüde Türkiye'de siyasi partiler kişisel hırslardır, genel başkan çekişmeleridir. Ve dolayısıyla o tür kurulan partiler de sonuçta daha eklektik kadrolarla yol alır. Şimdi İYİ Parti sonuçta yani öyle ya da böyle bir tarife ihtiyacı var. Yani İYİ Parti nasıl bir parti? Nerede duruyor? Şimdi içerisinde ülkücü gelenekler gelenler de vardı, başlangıçta kopmalar oldu. Merkez sağdan gelenler vardı, Cumhuriyet Halk Partisi'nden katılanlar vardı falan. Şimdi bunları siz sentezleyip İYİ Parti'yi bir yere oturtamadığınız sürece o partileşme süreci hem zahmetli hem zaman alıcı olur. Bazen de sonlanmayla da sonuçlanabilir. Böyle bir yanı da var. Çünkü sönümlenerek aslında hala belki yasa karşısında varlığını sürdüren siyasi partilerden söz edebilirsiniz ama aslında onlar sonlanmıştır fiiliyatta. Öyle parti örnekleri var. Dolayısıyla tabii girişildi büyük bir masa etrafında toplanıldı, büyük bir iddia vardı. Çok büyük bir aslında hayal de kuruldu, hatta netleşti gibi. Listeler yapılıyordu, kim nereye atanacak öyle bir noktadaydı. Havada uçuşuyordu, %55'ler, 60'lar. Yani bu konuda daha önceki seçim tahminleriyle isabetli olan kamuoyu araştırmaları bile son düzlükte %55'in üstünde tahminler yapıyordu falan. Bunlar olmayınca çok ciddi anlamda bir hayal kırıklığı oluştu kuşkusuz. Sorgulama da başladı. Ama İYİ Parti şöyle bir şeyin içine düştü. Yani sonuçta o masadan kalkma ve oturma hali kendi içerisinde bir türbülansa yol açtı. Kalktığında hatırlayın çok kötü oldu diyenler oldu parti içerisinde. İstifalar falan yansıdı. Fakat alkışlayan da çok oldu, onu da unutmamak gerekir. Oturduğunda da bu sefer niye oturduk deyip çok kötü oldu oturmakla, yanlış yaptık diyen de çok oldu. Bunun bir şeyi de yansıması Yavuz Ağrı'yla oluyordu. Terörün gölgesinin düştüğü masada olamayız dedi ama başka bir şey daha dedi. Ben aslında dedi partinin iç sesiyim. Şimdi onun o iç sesin volümü
ağırlığı, genişliğini bilemem. Süreç onu mu haklı çıkardı? Şimdi yani sonuçta öyle bir iç sesin olduğunu anlıyoruz. Çünkü şu anda Meral Akşener'in yani yerel Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası bütün hitaplarına bakınız. Hani bu gelgiti daha önce öyle bir yazı da yazdım, hatta sen de kullandın az önce. O gelgitin içerisinde olduğunu görüyorsunuz. Yani bir rota arayışı var ama adeta bir kimya bozukluğu da var. Yani bir paragraf üstünde 26 Ağustos konuşmasında ittifak hayır, işbirliği evet ve netlik yok. İttifak aslında bir anlamda da işbirliğidir. Yani orada siz teknik bir tabir, hukuki bir tabir kullanmaktan mı kaçınıyorsunuz da ayrımı yapıyorsunuz? HDP ile ilgili mi diyorsunuz? Yani bu öyle bir gelgit yaşandı ki parti sözcüsü daha önce ne demişti? Ankara ve İstanbul'u çalışıyoruz, adaylarımızı çıkaracağız demişti. Bugün peki mesela bu açıklama, burada bir netlik görüyorum. Bak sonra evet. Sonra bunu parti genel başkanı Meral Akşener, parti sözcüsünün adeta bu kendi fikridir noktasında cümleler kurdu. Sonra en son verdiği röportajda da bu sefer yine çok böyle kararlı bir sesle evet biz partiyi Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarını desteklemek için kurmadık cümlesi çok bağlayıcı bir cümle değil mi? Ama sonra da Genel İdare Kurulu işaret etti. Niye nihai karar oradan çıkacak dedi. Bugün o karar çıktı. Şimdi bu nihai karar mı? Bu kadar gelgit içerisinde olmak, o arayış içerisinde olan yani bir taban tutabilmek, bir kimliklenme, partileşme sürecinin daha sağlıklı ve daha hızlı sürdürülebilmesi açısından bir zorluğun açmazın içerisinde. Yerel yönetimler seçiminde bu arayışın içerisine girdiyseniz, yani bir ideolojik duruştur bu, bir siyasi kimlik olarak kolay tarif edilebilir olmaktır. Bunu bir sınav olarak görüyorsanız o zaman hani bu ittifaktan murad ettiğiniz şey sizin için başka bir şey o zaman. Ve dolayısıyla kazanırız, kazanamayız. Belki bir iki il kopartırız yani. Belki halkın, böyle meclis, halkın gönlünde yer meclis ederiz. Meclis üyelikleri falan yani böyle. Yani bak ben bu şimdi şu ana kadar söylediğim şey hiçbir şekilde bir araya gelinerek yani işte 4 ilçe alalım, bir il alalım, işte İzmir bizde olsun, Ankara İstanbul'da biz aday çıkarmayalımdan bağımsız söylüyorum. Şimdi bu izlenim bu. Bunu yapmak istiyorlar. Tamam. Böyle bir şeye de anatomik... İyi de o zaman burada mesela Yaşar Hocam sizdeyim ya. Yani net şu. Bu durumda yani siz kurmay kadrosundan çok bilinen popüler isimleri çıkartırsanız İstanbul, Ankara, İzmir gibi oylar bir şekilde, eğer İyi Parti seçmeni de o geçişkenlikte değil de oylar bölünmez mi? Bölünür. Bölünürse burada bakıyorsunuz işte biz ayrı ayrı ama aday seçmen birdenbire da, partiden bağımsız olarak da yönelebilir. Tamam. Eski ittifak ortakları. Aynen. Bu da mümkün yani. Bu çok mümkün. Ne kadar ayrılırsa ayrılsın, 2,5 oy daha alsa evet, burada CHP'nin çıkardığı aday seçimi kazanamaz. Çok net. Evet. Şimdi alır da yani. Tamam. Şimdi geleceğim. Şunu söylüyorsa evet, İyi Parti ki bir yanıyla böyle olduğunu anlıyorsunuz. Hı-hı. Ama bir süre sonra bu sefer işte acaba pazarlıklar olacak mı diye bir şey soruyu da zihnimize düşürüyor. Ama şu... Yani biz bu partileşme sürecimizi ideolojimizle, kimliğimizle 2028'i aslında hedefleyerek bu konuda fikirlerimizi sentezleyerek böyle kalktık, Ahmet kızdı, oturduk, Mehmet de kızdı. İkisini bir arada nasıl tutacağım? Dolayısıyla bunu başarabilmeyi hedefleyip bu seçimde, yerel seçimde de bunu bir eşik olarak görüyorsalar o zaman kimi ne için, hangi belediye başkanını desteklesin ki? Buna gerek yok ki. Bu sınava, bu büyük sınava girecek. Bunlar vallahi yüzleşecek. Yaşar Hocam bilmiyorum sizdeyim ama yani Sayın Zorlu şu cümleyi kuruyor. Diyor ki İyi Parti yerel seçimlerin parlayan yıldızı olacak. Mesela ifade tamam, bu. Ya bu ifade ne diyor, sormak istedim. Neyi anlatıyor? Bak, yani ne parlayan yıldızı olmak büyük ne şeyleri diyor, kazanma musun? Yeter mi? Aslında diyor ki ben tabanımda ciddi bir kopmalar hissediyorum. Bunu derleyip toparlayabilmek için. Sürekli CHP'nin gölgesi altında kalmak, sürekli onun adaylarını desteklemek bana giderek sıkıntı ve zarar vermeye başladı. Partileşme sürecim giderek sorunlu olmaya başladı. Ben bunu derleyip toparlamam lazım. Şimdi açmazın bir yanı bu. Bunu evet, başarabilmek için aha, şunu söylüyor aslında. Ya yerel seçimler bir hizmet seçimidir.
güçlü adaylar, iyi olan adaylar. Ankara, İstanbul zaten tanınan aday. Çok başarılı olduklarını iddia ediyorlar. Biz de destekledik, evet, o zaman. Zaten onları biz Cumhurbaşkanlığına layık gördük. Yani bir anlamda kariyer planlamasını Meral Akşener yaptı. Kemal Bey'i aslında biraz zedelemek pahasına yaptı. O ne kadar yapma, bunlar yerel seçim, daha doğrusu belediye başkanıdır, devam edecekler dese de o onların isimlerini öne çıkardı. Dolayısıyla onlar şimdi başarılarıyla, isimleriyle, popülerliğiyle seçime girsinler. Biz de güçlü adaylar çıkartıp biz de gireceğiz. Dolayısıyla bir hizmet yarışı olsun noktasına geliyor demektir bu. Şimdi burada bu netliği yaşa, bak hala biz acaba diyoruz. 81 ilde aday çıkaracağız kararı çıktı. Bir de oylama yapılmış. Oy çokluğuyla alınmış. Oy birliği ya da oy çokluğu. Yani bir karar bu. Bu karar da bir anlamda bir yanıyla hani hukuki diyemezsiniz belki. Hocam oy birliği olsa geri dönüşü hiç olmaz. Ha onu diyorum. Ama oy çokluğu yine belki işte dönebilir. Bir direnç olmuş orada. Bak, nihai karar orasıdır demiş. Karar oy çokluğuyla alınmış. Şimdi dolayısıyla bu yanıyla da hani güven krizi dedi Şükrü Bey ki haklı. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'yla Meral Akşener zemininde yürüdü o. Çünkü orada bir ciddi değişim de olmadığı için aynı hava esiyor. Aynı görüntü var. Seçmenindeki yılgınlığı bir anlamda o görüntüyü sunuyorsun ona. Bir de şu boyut var. Bence bu partileşme süreci içerisinde şöyle bir hesabın da olduğunu düşünüyorum İyi Parti açısından. Yani Kemal Bey'in devam ettiği bir CHP'den yerel seçimlerde bir küskünlüğün, bir kopuşun olabileceğini düşünerek bunun içinde bir adres olma çabası içerisinde bir olduğunu da düşünüyorum. O boşluğu da doldurma. Çünkü Cumhurbaşkanlığı seçiminde de sürekli şu vurguyu kullanıyordu. Yani birinci parti olacağız, işte başbakan olacağız falan da birinci parti olmak demek CHP'nin önüne geçmek demek. Yani bir anlamda hani eski parlamenter sistemin tabiriyle ana muhalefet olmak gibi ya da muhalefetin en çok oy alan partisi olmak gibi 2023'e 2028'e giden süreçte böyle bir motivasyon içerisine de girmiş olabilirler. Peki. Ama bak hala diyoruz ki acaba 81 ilde çıkarabilecekler mi? Acaba Ankara ve İstanbul'da aday çıkarabilecekler mi? Hesap kitap yapıyorlar. Değil mi yani? Bu da ince hesaplar yapılıyor. Bu cümleleri de kurmamıza engel değil, bu soruları, peki, sormamıza. Bu da ayrı bir güven sorunu üretiyor giderek. Peki.